Kooperatifçilik, küçük birikimlerin birleşerek büyük yatırımlara dönüştürülmesidir. Kooperatifçilik, üreticisiyle, tüketicisiyle, çalışanıyla büyük bir aile olmaktır. Birlik ve beraberliğin temelidir. Kooperatifçilik, geleceğe güvenle bakmak demektir. Bana göre kooperatif, yükselmek demek, refah düzeyini yükseltmek demek ve birlik, beraberlik demek. Kooperatifçilik, mükemmel bir dayanışma aracı, demokratik yöntem, ortakları için bir güç, yöneticileri için ekonomik bir faaliyet, devlet için bir kalkınma aracıdır. Kooperatifçilik ülkeye yarar sağlar. Kooperatifçilik birlik olarak adil düzeni sağlamaktır. Kooperatif demek yardımlaşma, dayanışma ve birlikte zorlukların üstesinden gelmek demektir. Biz bu çatı altında hem tüketicimizin hem de üreticimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Kooperatifçilik demokrasidir. Kooperatifçilik özgürlüktür. Her zaman tekelleşmeden yana değil, kooperatifleşmeden yanayız. Birlikten kuvvet doğar. 40 senedir ortakım, memnunum. Faydası her şeyden var. Sütümüz yabana gitmiyor. Emeğin karşılığı, doğallığın, lezzetin adı oldu Tresüt Kooperatifi. Tresüt Kooperatifi, tüketiciye güvenilir gıda ulaştırma konusunda iyi bir oynada. Tresüt Kooperatifi'nden çok çok memnunum. Tresüt Kooperatifi'nden gurur duyuyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben Tresüt Kooperatif çalışanıyım. Hem de bir anneyim. Aslında kooperatifi de annelikle bağdaştırabiliriz. Üreticiye verdiği sevgiyle, değerle biz ve bizden sonraki nesillere, tüketicilerine sağlıklı, en önemlisi güvenle oluşturduğu bu ailenin hem bir parçasıyız hem de tüketicisiyiz. Kooperatifçilik ne demek? Atatürk'ün çizdiği yol demek, çalışmak demek, üretmek demek, kalkınma demek, demokrasi demek, adalet demek, hakça paylaşım demek, birlik, beraberlik, dayanışma demek, birbirini korumak, yaşatmak demek, sevgi demek, barış demek, aydınlık demek, İnsanlık demek. Kooperatifçilik, insanca yaşamak demek. Akşamlar, Kanal 1 TV ekranlarına yayınlanan bir Toprağın Teri programına hoş geldiniz. Efendim, soğuk bir İzmir akşamından bütün Türkiye'ye buradan selamlar gönderiyoruz. Evet, tarım televizyonları dışında tarım programı yapan tek televizyon kanalı Kanal İzmir Televizyonu'nda bu Toprağın Teri programında yine bu akşam tarıma dair çok önemli bir konuyu masaya getireceğiz. Bu akşam tüm sektörünü konuşacağız. Niye mi tüm sektörünü seçtik? Evet sevgili seyirciler, uzun zamandır benim cep telefonuma, WhatsApp'ıma ve Messenger'ıma Türkiye'nin her tarafından süt üreticileri mesajlar atarak sorunlarını dile getiriyorlar. Feryat ediyorlar. Diyorlar ki çift süt fiyatları artmayacak mı? Çift süt fiyatları artık maliyetleri karşılamıyor. Çünkü son zamanlarda özellikle dolar ve euro yükseldikten sonra Ağustos ayından sonra yem fiyatları çok arttı, maliyetler çok arttı ama çift süt fiyatları yerinde sayıyor. O nedenle diyorlar ki bir çözüm arıyoruz ve benden de yardım istiyorlar. Ben de bu yardımı çok değerli süt sektörüne bu yardımı yapmak istiyorum. Ve bu yardım yaparken de bu sektörün duayenlerinden bir isim bu akşam konuğum. Kendisi Tresüt Kooperatif Başkanı, bir kooperatif başkanı. Aynı zamanda kendisi de bir üretici. Yani kendi hayvanları var, kendi çiftliği var, süt üretiyor. Aynı zamanda başkan olduğu kooperatif bugün sanayi ürünleri üretiyor. Ne üretiyor? Efendim yoğurt üretiyor, ayran üretiyor ve sucuk üretiyor, efendim tire köfte üretiyor ve döner üretiyor. Bunları üretip çeşitli marketlerde satışa sunuyor.
O zaman baktığımızda Tresut Kooperatif Başkanı Mahmut Eskür bu akşam konuğum, hem kendi hayvanları var üretiyor, hem bir kooperatifin başkanlığı yapıyor. Yani çiğ süt alıp da üyelerinden pazarlayan bir kooperatif başkanlığı yapıyor. Aynı zamanda sanayi malı üretiyor. O nedenle sektörün sorunları çok ilgilenen bir kişi. Türkiye'de zaten kooperatif denildiği zaman akla ilk gelen kişi. Evet, Mahmut Eski Yörük, Tresut Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı. Bütün Türkiye zaten kendisini tanıyor, kendisini tanıtmaya gerek yok. O nedenle ben başkanıma hoş geldiniz diyorum. Başkanım hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim hocam. Çok uzun süre oldu görüşmeyene. Evet, evet. Başkanım. O günden bugüne bayağı keşke oldu. Olumlu gelişmeler olsaydı ama evet. Maalesef. Başkanım, ne oldu bu sektörün hali? Gerçekten de sizin üreticiler de aynı şekilde feryadı figan ediyorlardı. Evet, hocam korkacak bir şey yok aslında. Yani neden biliyor musun? Müthiş bir zenginlik var ülkemizde. Eğer doğru yönetilirse, doğru kararlar, doğru bir politika izlenirse çok kısa zamanda bu sorunları aşarız biz. Yani karamsar olmayalım. Ama şu anki durum iç açıcı değil. Yani tarımda, özellikle hayvancılıkta bir facia yaşanıyor şu an. Nedir bu facia başkanım? Hocam, hep işte plansız üretimin sonucu. Sanki bir kısır döngü gibi bu. 10 yıl önce yaşamıştık biz bunları. Tam 10 yıl sonra aynı. Hatta önlem alınması daha büyük yaralar açacak, daha büyük kayıplar yaratacak. Tehlike içinde şu an hayvancılığımız. Yani çok garip bir ülke olduk. Yani dünyanın hiç ülkesinde böyle bir rezalet görülmemiştir. 3 ay önce Türkiye'de et yokluğu vardı. Gemi gibi et geliyordu. Kesimlik hayvan geliyordu. Şimdi elde 20 bin ton et var. Ne yapacağız bu eti diye tıkanmış durumdayız. Kasaplar hayvanları kesmiyor. 3 ay bakın bizde 3 ay sonraya gün veriliyor. Adam satacak satamıyor. Bakın hayvan alıcısı yok. Kesen kasap yok. Süs sektöründe her geçen gün talep azalıyor. Bundan sonra artık sütler arttıkça korku başladı. Evet tıkandı. Evet bunu... Peki bu... Tabii medyadan da çokça duyuyoruz bu et. Dediğiniz gibi et açığı varken canlı hayvan ve karkas et ithal ediyor Türkiye'ye. Şimdi işte bazı medya kuruluşları işte Türkiye artık et ihraç ediyor. Niye? Nasıl birikti bu etler? Bu etler nasıl birikti hocam? Bakın Türkiye'nin Avrupa'ya göre, Amerika'ya göre yetersiz de olsa belli bir tüketimi vardı. Türkiye bunu yetiştiremediler. Eskiden küçük baş hayvan tüketimi oldukça evet. Fazlaydı. Küçük baş hayvancılığımızı öldürdüler. Sonra tavuğu dönüştürdüler. Tavuk yemeye başladı Türkiye. Sonra da işte yok tavuklar 45 günde yetişiyor hormonlu falan der. İnsanlar tavuktan uzaklaştılar. Sığır etimi tüketimi diğerlerine göre arttı. Arttı. Üreticiyi zayıflattık. Üretimimiz azaldı. Tüketim arttı. İthalat yaparak o açığı kapatmaya çalışırken yetiştiremedi Türkiye bu eti. Birisi attı kafadan. Artık bunu başvuru herhalde bir çözüm olarak gördüler. Bir şarbon dedikodusu çıkardılar. Evet. Halbuki şarbon falan yok. Evet. Bunlar bir oyundu. Evet. İnsanları korkuttular. Et yetiştiremeyen Türkiye bu defa o etler elimizde kaldı. Tüketemedik. Bir de Kurban Bayramı geldi onun üzerine. Bir de kurban zaten kurban da hani eskiden yeni vecibleri yerine getirmek için kesilirdi kurban. Benim çocukluğumda öyleydi. Şimdi artık büyük baş hep küçük baş kesilirdi. Evet. Çoğu kişi büyük baş kesiyor. Difrizine stokluyor etlerini. Aylarca bunu evet. Haftada ikişer üçer kilo kıyma yaptırıp yiyor. Bir kilo et dağıtmıyor. Ondan sonra Allah kabul etsin. Kurban kestik diye böyle bir durum var. Bir de kurbanın birikimiyle birlikte yani üretim tüketim dengesi bozuldu. Türkiye'de hiçbir zaman zaten denge sağlanamadı. Hiçbir zaman ben istikrarlı tarımda bir gidişat görmedim. Evet dünyada da oynamalar oluyor. Ama Türkiye'de zikzak böyle bir inişli çıkışlı bir bakıyorsunuz. Hangi ürün oluyor? Yalnız sütlü etli değil bu. Patatesli de, soğanlı, domatesli. Bir bakarsınız iki katı çıkıyor. Bir bakarsınız yarı fiyat düşüyor. Burada ne oluyor? Bakın Türkiye kaybediyor sorunu da. Yani üretici mağdur oluyor, tüketici mağdur oluyor, milli ekonomi zararı görüyor ithalat yaparak. Ama bu işte de büyük rahatsız sağlayanlar var hocam. Yani ithalat şirketleri de köşeye dönüyor. Şimdi tabloya bir bakalım önce. Ben sorunlar zaten herkes yaşıyor içinde. Şimdi üretici ne istiyor? Üretici
para kazanmak istiyor. Yani bugün hayvancılık kadar zor bir iş yok. Öyle akvaryumda balık beslemek gibi hobi falan değildir hayvancılık. Bu soldu sabahın altısında kalkacaksın. O inekleri sağmak, o ineklere bakmak kolay iş değil. Her gün. Bayramınız yok, tatiliniz yok. Üretici bu emeğinin karşılığını almak istiyor. Para kazanmak istiyor. Peki tüketici ne istiyor? Tüketici de uygun fiyata güvenilir gıda ile beslenmek istiyor. Güvenilir gıda istiyor. Siz çok dile getiriyorsunuz. Yani bugün Türkiye'de öyle yetenekler var ki beyaz olan her şeyden peynir yapıyor. Yani tereyağı yapıyor. Yani neler. Yani burada formülleri vermedim başkanım da ama siz tüketici. Evet, yani et diye neler yeniliyor. Şimdi tüketici de bu bakanlığımızın hileli ürünleri açıklamasıyla Türkiye'de bir tüketici bilinci oluştu. Evet. Güvenilir gıda istiyor uygun fiyata. Evet. Devlet ne istiyor? İşte sağlıklı bir piyasa düzeni istiyor. İşte az önce videoda izlediniz. Bunun tek çözümü var. Kooperatifleşme. Başgüdürlüğü. Biz bu sorunları çözemeyiz hocam. Yani bugün neler kazanacağız kooperatifleşmeyle? Yani asıl sorunumuz bizim bir. Bugün 25 lira, 26 lira oldu kesim. Üretici zarar ediyor kesimde. Ama gidin Almanya'da, İrlanda'da. 25-26 lira kesim dedi, açalım onu çünkü seyircilerimiz için. Bazı hani bilenler biliyor da 25-26 lira kesim demek ne demek? Yani seyirciler yani hayvanın kargas yani, ağırlığının yani, üzerinden evet, ödenen para demek. 25-26 lira şu anda. Evet, 25-26 lira. Kasapta o et ne kadar işte? Kasapta işte 40'lardan başlıyor. 70-75'e kadar çıkıyor. Artık evet, çıkıyor. Yani o tüketiciler o bazı kasaplardan aldıkları o 70 lira kıymet sakın parasını üreticinin cebine giriyor zannetmesin. Yarısı dahi girmiyor. Yarısı dahi girmiyor. Bunun da çözümü kooperatifleşme. Hani üreticiyle tüketici buluşturmak. Bu çok önemli. Size özellikle bu akşam çağırmamın nedeni, bu çağırmamın nedeni şu. Birincisi süt sektöründe yaşanan sorunları burada sizin ağzınızdan dinlemek. Çünkü Ağustos'tan sonra büyük problemler oluştu. Evet. İkincisi de yarın Dünya Kooperatif Günü. Dolayısıyla, evet, dolayısıyla ben hafta bir program yaptığım için yarın bir kooperatif başkanının ağzına kooperatifin nasıl olduğunu seyircilerimize aktaralım. Evet başkan, devam edebilirsiniz. Evet, yani yaşanan sorunlar, kayıplar, sancılar, Türkiye'ye yakışmayan bu tablo, Türkiye'ye yakışan nedir yakışan? İthalat değil, ihracat yapan Türkiye. Çünkü Anadolu bugün iki tane Türkiye'yi besleyecek kadar zengin topraklarımız var. Tarıma uygun iklim şartı var. Alanımız var, genç nüfusumuz var. Bir de bu bizim geleneğimiz. Yani Avrupa daha dün başlamıştı tarım ama Türkiye kadar geçmişi olan, tarım mesleği olan ülke yoktur. Bugün Türkiye hak ettiği yerde değil. Çünkü bunun asıl nedeni tabii ki politikasızlık. Yani bizim henüz daha bir tarım politikamız yok. Günübirlik, günü kurtarmaya yönelik uygulamalarla iyi niyetle ne yapılırsa yapılsın daha da kötüye gidiyor. Yani deneme tahtası oldu ülke. Bakın bütün bunların yapısal sorunlarımızın bütün sorunları kooperatifleşmedir diye ben Anadolu'yu dolaşıyorum anlatıyorum. Geliyorlar. En son Korkut Elindeydim. Soroslardan insanlar artık tıkandı. Çıkış yolu arıyorlar. Traktörü o soğukta beni dinlemeye geldiler. Onlara şunu sesliyorum. Bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı sizsiniz. Ne zaman ki birlikte çalışmayı, birlikte üretmeyi, birlikte pazarlamayı, birlikteliği sağladınız, kendinizi kurtarırsınız. Birey olarak ne yaparsanız yapın, bugünkü sistem içerisinde artık kapitalizmin vahşileştiği bu süreçte hiçbirinizin yaşama şansı yok diye bunları anlatmaya gidiyorum hocam. Türkiye, hadi ama bunun tabii ki ne kadar anlatırsanız anlatın. Türkiye'de bu kooperatifçiliğin Avrupa düzeninde oluşması için devlet politikası gerekiyor. Yani devletin önce bir kere üreticinin değil, önce devletin inanması gerekiyor. Yani benim işte çözüm olarak gördüm bunları. Yani ben ne diyorum? Üretim maliyetlerimizi kooperatifleşme olmadan düşüremeyiz diyorum. Çünkü toplu alımla kooperatifçilikle ancak o üreticiye uygun fiyata siz ham madde sağlayabilirsiniz. Gübresini, mazotunu, tohumunu verebilirsiniz. Bunun için diyorum önemli kooperatifçilik. Hocam bizim üreticimizin asıl üretim sorunu yok. En büyük sorunu pazarlama. Siz diyorum tek başınıza ürününüzü diğerinde satamazsınız. Tüccarın yerini düşersiniz.
Ama birlikte olursanız, birlikte bunu toplu olarak pazarlarsanız hem değerini satarsınız hem de o pazarı kaybetmezsiniz, güvence altına alırsınız kendinizi. Evet. Bunu anlatıyorum. Yani burada aslında üretici pazardan mı çıkacak? Kooperatif üreticileri pazarı. Tabii, yazıyor. Tabii. Üretici yani, çalışacak. Tabii, üretici üretici. Onunla uğraşmayacak yani. Yani benim, aynı bizim işte, bizim süt kooperatifler, sütümü satamam diye bir evet. endişesi yok. Aynen. Böyle bir güvence altında. Aynen. Onun için zaten çocuklara baba mesleğine artık sarılmaya başladılar. Evet. Şimdi gıda güveni diyor. Siz aslında evet, asıl evet. konumuz bu. Hocam sütü de meyveli sebzeyle yerinden başlıyor gıda güveni. Öyle değil mi? Yani siz bir fabrikayı denetlemekle gıda güveni sağlayamazsınız. O ham maddenin uygun olması başlıyor. Gerekiyor. Siz bugün antibiyotikli bir sütten yapılan peynire ihracat yapamazsınız. Bu peynirler geriye gelir. İlaç kalıntısı olan bir meyveyi, sebzeyi siz ihracat yapamazsınız. Geriye gelir ki yaşıyor Türkiye bunları. Bunun için diyorum kooperatifleşme önemli, yerinde denetleyerek almak için. Planlama. Peki Türkiye'nin planlamayı yapmamız için veri gerekiyor. Elimizde veri yok. Hangi ürünün ne kadar ürettiğini bilmeniz gerekiyor. Bunun için kooperatifleşme önemli. Çünkü kooperatif üreticinin hepsi, gram gramın hepsi kayıt altındadır üretimi. Elinizde veri oluşursa ancak üretimi planlayabilirsiniz. Bunun için en önemlisi Türkiye'nin geleceği, dünyanın geleceği gıda artık. Bakın gıda her geçen gün önemi artan bir sektörken, Türkiye için öncelikli, birinci derece bir sektör olması gereken en güvenilmeyen meslek haline şu an çiftçilik. Yani gençler çiftçilikten kaçmasının sebebi zorluğundan değil, güvenceli bir meslek olmamasından, kooperatifçilikle işte biz onları güvence altına alabiliriz. Ve köyden kente göçü ancak diyorum böylelikle önleyebiliriz. Bütün hocam bunlarla ilgili benim gittiğim Türkiye'de dolaştığım alanlarda... Onları soracaktım. Şimdi önümüzde bir... Liste güzel sözler görüyorum. Evet. Siz bu sözleri Facebook sayfanızdan da dönem dönem paylaşıyorsunuz. Evet. Ben de görüyorum. Lütfen o sözleri burada okuyayım. Söyleyelim. Hiç olmazsa başlıklar. Bu işin bir felsefesi evet. olduğunu, bu operanın bir felsefesi olduğunu seyircilerimize görsünler. Evet, gittiğim yerlerde değindiğim konu başlıkları. Hocam biraz sonra çözüm önerilerimi geleceğim. Asıl çözüm. Tamam, ona geleceğim. Diyorum ki ben Türkiye'de yoksulluk kader değildir. Yani eğer bugün Türkiye'de üretici mağdursa bu bir kader değil. Bu bir kere yönetilememektedir. Türkiye tarımı iyi yönetilmiyor. İkincisi çiftçide para varsa diyorum herkeste para vardır. Bakın işin kaynağı orada. Ana kaynak orası. Tarım kadar bünyesinde sektör barındıran hiçbir iş yok. Bakın bünyesinde işte sanayicisi, esnafın sorunları eğilmeye gerek yok. Çiftçi para kazanırsa zaten o parayı esnaf aktarıyor. Hepsi para kazanıyor. Tarımın sorunlarını çözmeden diyorum, Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz. Çünkü Türkiye'de ekonominin can damarı tarımdır. Kırsalın sorunlarını çözmeden diyorum, kentlerin sorunlarını çözemeyiz. Bakın burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı bu yerelden kalkınma ile çok olumlu sonuçlar aldı biliyorsunuz. Eğer biz daha yaşanır bir İzmir istiyorsak, çalışmamıza İzmir'den değil, merkezden buradan değil, daha Bergama'nın köyünden başlamamız gerekiyor. Beydağ'ın dağındaki köyünden başlamamız gerekiyor. Oradaki sorunları çözmeden kentin sorunlarını çözemeyiz. Bunları söylüyorum, anlatıyorum. Evet, Türkiye bütün bunları yöneten insanlar, karar organları bir kere şunu demeli. Dedim ya, Türkiye'de müthiş bir zenginlik var, müthiş bir potansiyel var, müthiş bir kaynak var. Bunların doğru kullanılması için, yerinde kullanılması için bir kere bu ülkeyi yöneten herkes, ama kooperatif başkanı, ama muhtarından tutun artık milletvekili de olsun, hepsi önce ben ve partim değil, önce ülkem diyecek. Eğer birinci sırada ülke sevgisi varsa, kendisinden ve partisinden daha çok seviyorsunuz, sonradan çözmek kolaylaşır hocam. Eğer bunu anlatıyorum. Evet, yol haritamız diyorum, tekelleşme değil, kooperatifleşme olmalıdır. Çünkü tekelleşme insani bir durum doğurmaz. Çünkü kapitalizmin o her mahallede bir milyoner yaratacağım, o milyonerler o mahalleye bakacak anlayışı sonuç almadı. Bakın kapitalizmin en vahşi yaşandığı Amerika'da gidin, bir çok zenginler var, bir de kaldırımlarda yatan çok fakirler var. Yani gelir dağılımı dengesizliği orada, bir de barışı zediliyor. Ve dünyada şu an dakikada 12 tane çocuk açlıktan ölüyor. Bu insanlık ayıbıdır. Gelir dağılımının en adaletli olduğu ülke Japonya. Evet, evet, Japonya. Neden Japonya? Çünkü Japonya'daki sokaktaki herkes önce ülkem diyor. Evet, ve çalışıyorlar. En kötü olduğu ülke Rusya,
Rusya, Türkiye, bir de bir ülke daha var. Evet, bunun dışında bir diyorum ki, köylümüz sorun değildir. Onların sorunları var. Evet. Bakın, çok önemli bu. Türk köylüsü sorun gibi bakan bir zihniyet, benim çok vahşi bulduğum bir zihniyet oluşturur. Bunlar kandırıldı veya bunlar işbirlikçiydi. Emperyalist ülkelerle. Türk köylüsünü aşağıladılar. Bu köylüyle biz bir yere varamayız. Bu köylüyle biz maliyetleri düşüremeyiz. Bu köylüyle biz kaliteyi arttıramayız, sağlayamayız. Dünyada rekabet edemeyiz diye bir köylü düşmanı oluşmuştu. Ben diyorum ki bozmayın Anadolu'nun yapısını. Ona aykırıyorum hocam. Anadolu'nun yapısını bozmayalım. Bu köylümüzü tasfiye edip şirket tarımcının dönüşmek kadar, Türkiye dinamit koymak kadar tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu insani değildir. Biz mevcut yapımızı iyileştirelim, geliştirelim, büyütelim, modernize edelim. Onları kooperatif çatısı altında birleştirerek onların yerinde, yurdunda yaşamalarını, üretmelerini devam ettirelim. Eğer biz o insanları köyünde yaşatamazsak, bakın kaybımız iki tane oluyor. Bir, orada üretimden kaybediyoruz. Bir de o insan kenti geldiği zaman tüketici oluyor. Onun için bunları söylüyorum. Onun için diyorum ki, üreticiyi korumadan tüketiciyi koruyamayız. Bakın biz eğer tüketiciyi korumak istiyorsak, ne yapılıyor şu an yapılan yalnız? İthalatla tüketici korunmaya çalışılıyor. İthalatla insanlara ucuz et yedirmeli. Yanlış. Eğer biz bunu bugünü onlara ucuz et yediririz ama yarın hiç et yiyemeyecek hale getiririz. Çünkü o üreticiyi biz bitirirsek yarın biz sürekli artık dışarıya bağımlı hale geliriz. Onun için biz bırakın diyorum tüketici mağdur olsun. Bir yıl az et yesin, pahalı yesin ama bir yıl içerisinde biz o ithalata giden kaynaklarımızı kendi üreticilerimize doğru bir şekilde destekleyerek onların üretimlerini arttırmalıyız. Bunun bir tane somut örnek vereceğim hocam. Olumsuzluklar yaratıyor. Benim üreticim para kazanırsa hayvanın yemini tam olarak veriyor. 8 kilo, 10 kilo yem veriyor. Para kazanamazsa yemini 3-5 kilo düşürüyor ki yem satışları şu an %25 dolayında azaldı. Peki ne oluyor? Yemini azalttığı zaman, bakın biz üreticiyi düşünmeyip de tüketiciyi düşünsek sadece, o hayvanı randıman olarak kestiğin zaman 350 kilogram geleceğine 300 kilogram geliyor. Ne oluyor? 50 kilo bir et kaybı daha da açığımızı arttırıyor. Bunun için diyorum ben, üreticiyi biz önce güçlendirmeliyiz ki ardından tüketicimiz bundan faydalansın. Ve ithalatı onun için çözüm olarak görmüyorum. İthalattan kurtulamayız. İthalatla biz geleceğimizi daha da tehlikeli hale getiririz. İthalat durdurulsun diyorum. Her gittiğim yerde bunu anlatıyorum. Bakanlığımızı da durdurun diyorum. Tüketici mağdur olsun ama biz ithalat yapmakla daha da kendi üretimimizi zayıflatırız. Daha da ithalata bağlı hale geliriz diyorum. Bir kere diyorum çok çalışmalıyız. Çok üretmeliyiz diyorum. Çalmamalıyız, çaldırmamalıyız. Türkiye'de tembellik de var hocam. Gerçekten Türk insanı çok tembelleşti. Adamın 15 tane ineği var, kahvede oturuyor, okey oynuyor. Bir tane bakıcı bulmuş, para kazanmıyor. Hayır, kahvede insan dolu. Avrupa'ya gidiyorum ben, hayret ediyorum. İnsanlar arı gibi çalışıyor. Türkiye'de müthiş bir tembellik var. Akşamları kafelerde olan. Maalesef akşamları, evet, gündüz insan göremezsin. Evet, çiftçilere diyorum ki bakın kooperatif olursanız diyorum kendinize çalışırsınız. Ama kooperatif olmazsanız diyorum başkasını çalışırsınız, başkasını kazanırsınız. Bunları anlatıyorum. Ülkemiz diyorum krizden diyorum ithalat ve inşaat değil üretim kurtarır diyorum. Üretim, üretim, üretim diyorum. Üretim olmadan Türkiye bu sorunları çözemeyiz diyorum. Siyasetçiler diyorum ki güzel konuşma yerine güzel işler yapın. Güzel projeler koyun, güzel politikalar koyun. Çok güzel oldu çünkü tabii. Önümüzde yerel seçimler var. Evet, yani bugün ben belediye başkanlarımızı herkes adayım diye dolaşıyor. Güzel, peki diyorum sen seçilirsen ne yapacaksın diyorum yüzüme bakıyor. Proje, hayır, herkese atıp adaylar proje koymalı. O ben zaman belediye... ne yapacaklarmış başkanım, siyasetçiler? Güzel konuşma değil, güzel işler yapmakla uğraşacaklar. Yani yani güzel konuşma sanatı değildir öyle mikrofonda. Belediye başkanı olursa o kenti daha yaşanır, daha gelişmiş, daha kalkınmış bir kent nasıl yapacağını anlatmalılar. Çünkü kentin kalkınması aslında belediye başkanlarının birinci sırada öncelikli görevidir hocam. Belediye başkanlarının görevi konut alanının içindeki çöpünü toplamak, park yapmak değildir. Birinci sırada o kentin kalkınması. Çünkü gelişme olmadan güzelleşme olmaz. Bir kent ne kadar gelişirse, ne kadar kalkınırsa o kent o kadar güzel demektir. Bunu bir kere birinci sırada programları almalarını istiyorum. Bir tarımı. Belediye başkanları tarımdan bana ne diyemez. Eğer Türkiye'nin birçok alanında o kentin zenginliğini yaratan tarımdır. Hayvancılıktır.
onu ne kadar geliştirirseniz o kent o kadar zenginleşecekse belediye başkanı o kaynakların iyi değerlendirilmesi için işin başında ben de varım demeli. Evet kendisi proje uygulamasa bile uygulatmalı. Uygulatmalı. Onlara yer tahsis etmeli, destek vermeli. Diyorum. Evet. Bunları anlatıyorum hocam. Çözüm olarak da başka evet. Çözüme sonra geçelim de bir şey soracağım. Bak, çok güzel özetlediniz. Dönemden dersi bu sözler testte görüntü paylaşıyoruz. Ben de beğeniyorum. Orada görüyorsunuz zaten. Güzel sözler. Yani sonuçta şunu diyebilir miyim? Küçük aile işletmeciliğini destekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin gerçek küçük aile işletmeciliğidir. Peki kooperatif küçük aile işletmeleri için bir güvence midir sizce? Tabii ki bunu Birleşmiş Milletler biliyorsunuz 4 yıl önce açıkladı. O şirket tanımcılığı, ölçek ekonomisi adında şirket tanımcılığından vazgeçtiler. Neden? Açıklama yaptı Birleşmiş Milletler. Dedi ki şirketler bu işi para kazanmak için yaparlar. Eğer para kazanamazsa işletmesini kapatırlar ve şu an Türkiye'de 1000 başlık, 2000 başlık dev işletmelerin birçoğu şu an hayvanlarını kestirdi, üretimi bıraktılar. Eğer işte o şirketler üretimden vazgeçerse siz açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ama bizim köyümüzün çiftçilik, hayvancılık yaşam biçimi. Onlar muhasebesini tutmuyorlar zaten onlar. Evet, onlar tabii. İyi de olsa, kötü olursa, kötü de olsa üretmeye devam ediyorlar. Neden ama biliyor musunuz? Başka seçenekleri yok, başka şansları yok ve onlar onu iyi de olsa kötü de devam edince sizin karnınızın doyması güvence altına alınıyor. Tabii, onun için aile işletmesi. Aile işletmesi zaten kendileri çalışıyor. Ekstra bir işçilik yapamıyorlar. Dolayısıyla bunlar şey tabii var. Ki kendi başlarına kendilerini koruyamazlar. Onun için kooperatifin zaten ana ilkesi korumaktır. Yani üreticiyi, tefeciye karşı korumaktır. Onları ne bileyim böyle krizli dönemlerde korumaktır. Onlara sahip çıkmaktır. Yani kooperatif olmadan kendilerini koruyamayacaklarını anlatıyorum. Başkanım, bu çok önemli. En sona bırakalım. Evet. Çünkü senin eline bir tane şimdi bana gösterdin. Bir süt fiyatı ve yem paritesi var. Evet. Onları bir şöyle ekrana göstererek anlatalım. Çünkü çok güzel çizmiş. Biraz daha kaldırın başkanım. Şöyle bakın şu kameraya bakarak anlatalım başkanım. Çünkü evet hocam bu benim 2008 yılından bu yana tuttuğum bir grafik. Şöyle izleyicilere anlatayım. Yeşil bant, üstteki bant süt fiyatının, sarı bant da yem fiyatının içinde olduğu takdirde bu sektörde sorun yok demektir. Evet. Yani hiçbir sekteye uğramaz. Bu da eğimde tabii enflasyona göre bir eğim. Bakın bu bir rezalet tablosu diyorum ben. Yalnız bu sütte değil, yalnız ette değil. Bütün tarım ürünlerinde bu böyle. Böyle bir zikzak dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ne oldu bakın 2008'de biz üretimi arttırdık. Tüketemedik. Satamadık. Ve süt fiyatları 40 kuruş, süt fiyatları 40 kuruş, yem fiyatları 58 kuruştu. Yani yem sütten pahalı hale geldi. Halbuki Avrupa'da bu parite en az bakın Avrupa'da üretici 1 litre sütle 1 kilo 300 gram kesif yem alabilirken 1 litre sütle 1 kilo 300 gram en az, yem alabiliyor en az. Hatta 1,5 kilogram alan ülkeler de var. Ama Türkiye'de... İsterseniz şöyle yapın. Anlatabilirsin. Başka Türkiye'de yem sütten pahalı hale geldi 10 yıl önce. Bugün de öyle. 2008'de. Evet. Sonra yüz binlerce yemimiz kesildi. Oturdu Türkiye böyle seyretti. Anneler kesildi. Sonra yetmezlik oluştu. Süt fiyatları aniden 85 kuruş çıktı. Bu defa tüketici mağdur olmaya başladı. Tüketici, üretici sevindi ama tüketici ne yaptı devlet? İthalata başladı. Ve o açığı kapatmak için 3 milyar dolar ithalat yaparak piyasayı normale dönüştürdük. 3 milyar dolar ithalat. Gitti ama gitti. Halbuki biz bunun onda biri kadar bir parayla piyasa süt dozu çekip açlık çeken ülkelere Amerika'nın bize 50 yıl önce gönderdiği gibi süt dozu yardım yapsaydık dünya bizi alkışlardı ve o 2.7 milyar dolar cebimizi kalırdı. Bu Türkiye'ye bir ders olması gerekiyordu. Ve yine kriz 2016 yılında başladı. Hemen ben gittim o günkü bakanımıza. Anlattım bunları. Ve tozlaştırma uygulaması başladı. Ve uygulamasıyla birkaç yüz milyon TL'lik bir kayıpla ineklerimizi kesimden kurtardık. Yani burada tozlaştırma dediğiniz fazla sütün olduğu dönemde süt dozuna iş geliyor. Yani şimdi şöyle. Bakanlık o zaman 1 lira 15 kuruş açıklamıştı süt fiyatını. 1 lira 15 kuruşa biz sanayiciye süt satıyorduk kooperatif olarak.
ortaklarımıza 1 lira 7 kuruş, 1 lira 8 kuruş ödeme yapıyorduk. Ama Türkiye'nin birçok yerinde, bizim dibimizdeki Bayındır ilçesinde bile 75-80 kuruşla tüccarlar süt almaya başlamıştı. Ben ne zaman ki bu tozlaştırmayla gittim, kota aldım, bir duyuru yaptım. Tim sütünü satamıyorsa 1 lira 15 kuruştan alıyorum dedim. Ve torbalıdan ödemiştim, sütleri almaya başlayınca hemen tozlaştırdım. Tozu Et Süt Kurumu aldı. Çok az bir kayıpla o inekleri kesimden kurtuldu. Şimdi yine aradan 2 sene geçti. Tam şimdi bugünü söyleyeyim size. Bugün de aynı krizin eşiğindeyiz hocam. Eğer seyirci kalınırsa bir ay sonra eşiğindeyiz ve bir ay içerisinde bir facia yaşanacak. Bakın facia yaşanacak. Neden bir ay başkanım? Neden bir ay dedin? Mesela 5 ay veya 6 ayda çünkü, neden bir ay? Neden bir ay? Çünkü biz Mayıs'ta rahatlarız. Bakın Mayıs'tan sonra. Mayıs'tan sonra artık ot kurumuyla süt üretim azalıyor. Tüketim artıyor. Turizm devreye giriyor. Bunun için artık yaz ayları bizim için tehlikeli değildir. Ama Ocak ayı, Şubat ayı bir de yeşillerin işte insanlar şimdi hayvanlarını bizim hasıl dediğimiz ot ektiler. Onlar şu anda yedirmeye başladı. Evet. Bu otları yiyince ineklerin sütü de artıyor. Süt artıyor. Tüketim de az oluyor. Soğukta tabii insanlar fazla yoğurt yemiyor, ayran içmiyor. Bundan dolayı en zor günlerdir o günler. Bu günlere seyirci kalınırsa bakın Türkiye 2008'in daha beterini yaşayacak. Ne yapılmalı? Yani çok basit. Çünkü bu da bir ticaret. Yani devlet ya bu fazlalık çekerek süte talep yaratmalı. Süt fiyatları bugün bir kere 2 liranın altında olmaması gerekiyor. Şu an üreticinin yem süt paritesine göre. Şu an bugün de yemlere yeni zam geldi. Bakın şu an yem fiyatı bugün için söylüyorum. Sütten daha pahalı. Yani bugün 1 kilo süt üretirken daha fazla yeme para veriyor üretici. Evet şu an yani hocam biz 1.70'e sütümüzü satıyoruz. Evet, 1.70. Ortaklarımızı 1.62 ortalama ödeme yapıyoruz. Çünkü bunun toplama, soğutma maliyeti var. Biz bir kuruş kar elde etmiyoruz kooperatif olarak sütten. 1.62. Ama süt şu an yemin kilosu 1.75'e çıktı. Peki sizin ortakların şansı Tresut Kooperatif bir kooperatif ortağı. Peki kooperatif ortakları olmayanlar şu anda ortaklar... Maalesef Anadolu'nun birçok yerinde ben duyuyorum. 1 lira 40 kuruşu süt satan çok bölgeler var. 1 lira 40 kuruş maliyet 1.70. Yani bu insanlar bu işi sürdüremez. Sürdüremezsek biz bindiğimiz dalı keseriz. Kendi ayağımızı Türkiye'ye kurşun sıkarız. Kendi üretimimizi öldürürsek, vanları kesilmesi seyirci kalırsak sonra elin yine Amerikan çiftçisine, Macar çiftçisine zengin etmeye devam ederiz. Onun için bunu seyirci kalınmamalı. Hemen bir acil eylem planı geliştirmeli. Bunun iki tane yöntemi vardır. Ya sütü talep yaratarak, bakın rakam açıklamakla olmaz hocam bu. Ben bu sektörün içindeyim yıllardır. Uluslararası Süt Konseyi'nin kurucularındayım. Yani bakanlık bugün 2,5 lira desin olacak. Sen zorla silah dayayıp da sadece bu sütü aldıramazsın. Bu talep yaratmak gerekiyor. Talep yaratmak için fazlalık, az fazlası üretimi yok etmemiz gerekiyor. Bunu yok etmenin ya piyasada toz çekersiniz, yurt dışına zarar sarar ya da ihracata destek verirsiniz. Yani sanayiciye ihracattan para kazandırıp hale getirirseniz sanayici para kazanmak için sütü alımını arttırır. Arttırınca da talep de olduğu için süt değer kazanır. Sanayici de şimdi sıkıntıda. Yani tabii sanayici. Hocam tüketim düştü. Bakın tüketim düştü. Ama sanayi. Bakın Türkiye'de bir kere şunu ben herkesin anlamasını istiyorum. Şu an Türkiye'de et ve süt tüketimi düştüyse bu et ve süt fiyatlarının yüksekliğinden değil insanların alım gücü azaldı. Şu an asgari ücret 1.600 yerine 2.600 olsa insanlar daha fazla et süt tüketir, daha fazla süt tüketir ve talep doğar ve süt değerini satar, et değerini satılır. Onun için aslında et çok ucuz şu an Türkiye'de. Şu an süt çok ucuz. Bu dünyanın en iyi sıvısı. Doğru mu hocam? Dünyanın en iyi sıvısı. En ucuz sıvı. Bir bardak çay parasına bir litre süt. Hocam olmaz bu. Yani bunun insanın vicdanı da kabul etmez. Bakın o bir litre sütü meydana getirmek için o hayvanı yem ediyorsunuz. Bu kadar zahmeti katlanıyorsunuz. Bu kadar riske giriyorsunuz. Tamam mı? Makasla iki tane yaprağı çekip bir suyun içinde tamam mı? Rengini koyulaştırmak lan sıvıyla aynı para. Olmaz hocam. Yani onun için olmaz. Evet. Ve şu an maalesef süt fiyatları aslında yükselsin diyor herkes. Ama ben biraz farklı bakıyorum hocam. Ben üreticinin para kazanmasına yanayım. Örnek veriyorum. Üreticinin yemi 1.80 alıp da, 1 lira 80 kuruş alıp da sütü 2 lira satarsa kaç para kazanacak? 20 kuruş. Peki yemi 1 lira 60 kuruş alıp da 1 lira 80 kuruş satsa yine 20 kuruş. Hangisi doğru bunların? Doğru. Neden? Hem tüketimi azaltmamış oluruz, tüketiciyi mağdur etmemiz. Biz
sütü pahalı satma peşindeyiz. Biz para kazanmak istiyoruz. Ben emeğimin karşılığını kazanmak istiyorum üretici olarak. Onun için biz maliyetleri düşürmeliyiz. İşte bu yeme, süt prim yerine yeme destek verilebilir. Devlet bugün kalksa ve bunu da taleplerim içinde. Dedim ki yemin kilosunu 20 kuruş, 30 kuruş destekleme primi koyun. Ve sonra dedim ki devlete, bu verdiğiniz parayı geri alacaksınız. Nasıl bu? Kayıt dışılık ortadan kalkacak. Çünkü herkes diyecek ki yem aldığı tüccara, benim faturamı kes arkadaş diyecek. Fatura kesildiği an devletin cebine para girmiş demektir. Kendinden kaynak doğacak zaten. Yani bunları anlatma çalışıyorum. Şimdi şöyle 7 dakikamız falan var. Çözüm önerileri. Evet. Ana başarı söyleyeyim. Sizden bir kere çözüm önerilerini dinlemek. Evet. Kooperatifçilik bir yere geliştirmeli. Yani bu dilek ve teminler olmuyor. Devletin politikası olmalı. Nasıl? İşte ürünü kooperatifle satanlara destekleme primi sadece onları verilirse kooperatifçilik insanların cebini dokunarak teşvik haline getirilir. İkincisi, kooperatifçilik bakanlığı kurulmalı. Madem ki Türkiye'nin geleceği tarım, tarım önemli. Tarım için kooperatifçilik önemli ise, çünkü 2-3 bakanlık kooperatifçiliği el attı şimdi. Hem Gümrük Ticaret Bakanlığı, hem Tarım Bakanlığı, karmaşa var. Hem o karmaşa giderilir. Bir kooperatifçilik bakanlığı kurulmalı. Bir kooperatifçilik bankası kurulmalı. Yani kooperatifler nasıl Devlet Ziraat Bankası kanalıyla üreticiyi destekliyorsa, devlet kooperatifler de düşük faizli krediyle desteklemeli ki ben o kredilerle yatırım yapayım, makine alayım. Dünyada örnekleri var. Evet, makine alayım, o üreticilere ben destek vereyim. Yani devletin bana verdiği o makineyi ben yüzlerce kişiyi kullandırayım. Bireye vermeyin. Onun için bir kooperatiflik bankası kurulmalı. Şu örgüt yapısı düzenlenmeli diyorum. Türkiye'de çok büyük müthiş bir örgüt kirliliği var, örgüt karmaşası var. Kooperatiflik hocam köy kooperatifliği değil. Merkezi kooperatiflik, yani ilçe bazlı merkez kooperatifler olmalı. Her ilçede tek bir tarımsal kalkınma kooperatifi olmalı. Onlar işte güçlü oldukları için üreticiyi koruyabilir. Ama siz 3 ton, 5 ton süt toplayan köy kooperatifçiliğiyle o üreticiyi koruyamazsınız. Yani kooperatiflik yapısı düzenlenmeli. Destekleme ve denetlemeler direkt olarak üreticiyi değil, kooperatifler kanalıyla yapılmalı. Gıda güvenliği için, gıda güvenliğini sağlamaya yönelik, işte sütte antibiyotik kontrolü, su kontrolü gibi bu kontrolleri yapan, sütü soğuk zincirde toplayan, bakteri artışı olmayan, düşük bakterili, yani gıda güvenine uygun süt toplayan, hem insan sağlığı için hem ihracata uygun için nitelikli süt toplayan örgütlere bu maliyetleri karşılamak üzere 2 kuruş veya 3 kuruş bir teknik destek birimi verilmeli. Bu gıda güvenliğini de daha güvenli gıda üretimini de arttırır bu şekilde. Tabii hocam, bir de haksız rekabet var. Evet. Bakın ben sütü kontrol ederek alıyorum. Benim 2 kuruşun üzerinde bir maliyet var bana. Bunu kontrol etmeyenlerle ben karşısında nasıl rekabet edeceğim? Haksız durumdayım. Evet, üretim planlaması evet, burada devletin işte bu bölgesel havza bazlı üretimler var ama bence en doğru çözüm bu. Önceden ihtiyacımız olan ve ihracatımız olan ürünleri tespit edip önceden destekleme primi teşvik edici şekilde açıklanarak üretimi planlayabiliriz. Örneğin şu an Türkiye'de soya açığı var, protein açığı var hayvan yeminde. Soyanın %95'ini ithal ediyoruz biz. Ama bizim topraklarımıza soya yetişmemiz mi yetişir? Bugün üretici neden ekmiyor? Para kazanamadığı için. Üretici dese ki devlet soya, ya ben şu kadar destekleme primi öncülüyorsun dese soya ekilir. Biz dışa bağımlı olmayız çünkü döviz kuruna bağlı olduğu için yem fiyatları, bakın döviz fiyatı bugün artsın, sabahleyin yemci zam yapıyor. Niye? Çünkü içindeki yem çoğalının içinin %60-%65'i yurt dışından geldiği için böyle. Mısır bile yeterli Türkiye. Evet, bu müdahale zamanında yapılmalı. Yani süte müdahale plansız üretim olan ülkelerde şart bu. Ha, üretimi planlayabilsek biz Türkiye'de, inanın müdahaleye bırakın, çiftçiyi destekleme bile gerek yok. Bakın çiftçiyi destekleme bile gerek yok. Bu müdahale yapılmalı. Geçti kalınmamalı. Geç kalınırsa bu ölüye serum bağlamak olur. Artık yani üretici öldükten sonra sen destek versen ne olacak? Evet, aile işletmeciliği korunmalı. Bunlar da kooperatif çatısı altında sürdürülebilirliği sağlanmalı. Hatta bunlarla ilgili ortak işletmeler kurulmalı. Sizde kaç üyeniz var başkanım? 2000 üzerinde üyemiz var. 2000 üzerinde küçük aile işletmesini siz koruyorsunuz şu anda. Evet. Diyelim. Evet. Değil mi? Tabii ki. Bunlar 10.000 kişi yapıyor şeyle birlikte. Ailesi bir tane. Tabii, ailesi çoluk çocuğuyla. Örnek bir kooperatif modelidir sizinki. Bugün biz Dünya Kooperatif Günü'ne gibi etkinlik yaptık. Süresli kooperatif bol bol bahsettiler. Katılımcı arkadaşlar, evet. Bol bol bahsettiler. Örnek kooperatif olarak bahsettiler.
Evet, birkaç tane kaldı hocam. Zamanı var çünkü 3 tane bitireceğim. Evet, bu meralar kooperatifler tahsis edilmeli. Şimdi bakın, zaten meramız yok. Mera adı altında alanlar var devletin. Makilik olmuş. Bunlar orada yem bitkisi üretmek üzere o üretici örgütlerinin tahsis edilmeli, ıslah etmek şartıyla. Bizim talebimiz var. Bekliyoruz hala daha. Evet, bu İzmir modeli olarak adlandırılan tarımdaki artık bütün belediye başkanları bunu uygulamalı. Yani okul sütü. Nedir bu İzmir modeli? Çünkü bir hocam, şeyde de görüyoruz. Billboardlarda bol bol görüyoruz. Evet. İzmir modeli. Yani İzmir modeli, ben sadece tarımla ilgili bölümünü söyleyeyim. İzmir modeli kooperatifler kanalıyla üreticinin güvence altına alınması demektir. Yani bugün İzmir'le ilgili bizim hedefimiz, ben de İzmir Tarım Grubu Başkanı olarak Aziz Başkan'la birlikte 10 yıl önce bir araya girip de tasarladığımız, hayal ettiğimiz İzmir şu hocam. İzmir'i gıdada bir ihracat merkezine dönüştürmek. Her ilçeye bir üründe marka yapmak. İşte Kemalpaşa'yı kirazıyla, Selçuk'unu şeftalisiyle, tireyi sütüyle gibi patatesiyle. Bunları sözleşmeli üretimle, bakın sözleşmeli üretimle pazar bulup ihracat yapmak ve iç pazara ve dış pazara ürün satmak. Düşünün bir kere, hayal edin bunu. Yolcu uçağı gibi kargo uçakları dünyanın dört bir yanına domates, biber, sebze, meyve ihraç eden bir İzmir düşünün. Hem üretici para kazanacak, hem ürünümü acaba satabilir miyim diye korkusu yok. Çünkü önceden sözleşme imzalayacağız. Ben kooperatif olarak o üreticinin domates ektirirsem domatesini almayı garanti edeceğim. Fiyatını belirleyeceğim önceden. Üretici daha kaç para satacağını bilecek. Daha fazla para kazanmak için daha fazla verim almanın peşinde olacak. İzmir modeli bu hocam. Yani kooperatiflerle kalkınma şeyi. Bunu yerel yönetimlerin artık bunu kendilerine bir görev edinmeli. Sadece Tarım Bakanlığı'nın üzerine kalmamalı üretici. Yerel yönetimler de kendini sorumlu hissetmeli. Birlikte hem Tarım Bakanlığı hem belediyeler birlikte bunu kucaklamalı. İşte bakın, bizim kooperatif örnek bir model oldu. Hocam burası çok önemli, şunu anlatacağım. Türkiye'nin dört bir yanından heyetler geliyor. Beni çağırıyorlar. Yüzlerce Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar. Eskişehir'den geldi dört tane genç. Anlattım. Gittiler, bir daha geldiler. Hocam birkaç defa gelip gittiler. Bunlar girişimci gençler. Orada kooperatif kurdular. Oradan pastörü süt tesisi kurdular. Biz de işletmemizi büyüttüğümüz zaman artan makinelerimiz vardı. Verdik onlara, yardımcı olduk. Şimdi hocam bunlar Eskişehir'de pastörü süt üretimine girdiler. Ve Büyükerşen'de buradan teşekkür ediyorum. Duyarlılığından dolayı yer vermiş, halk sütü büfeleri kurmuşlar. Ve halka kooperatif sütünü direkt satış noktaları açmışlar. Ya harika bir şey işte, bakın. Yani aracı kaldırdılar. Evet, orada. Bu bir an, benim için önemli olan bir şu. Süt tüketimini artıracak bu. Evet. Süt tüketimi. Hocam tüketilmeyen bir şey değer kazanmaz ki. İşte bu projelere belediyeler, bakın seçimler var. Evet. Herkes şunu söyleme belediye başkanı. Ben birinci sırada İzmir Tarım Grubu Başkanı olarak bunu duymak istiyorum. Ben belediye başkanı seçilirsem tarıma önem vereceğim. O çiftçinin ürünlerinin değerlendirilmesi, pazarlanması konusunda altyapıyı kuracağım. Soğuk hava tesisi, paketleme tesisi gibi bunları yapacağım. Ben zevki sefahatı değil, insanların işini aşını düşüneceğim, ekonomiyi düşüneceğim diyen belediye başkanlar istiyorum ben. Çok fazla vaktimiz kaldı. Evet, bu ithalat durdurmalı. Onu her zaman söylüyorum, ithalat. Evet, sonuç olarak hocam, son olarak benim sözümdür bu. Çiftçiye para veren değil, para kazandıran bir tarım politikası oluşturmalı Türkiye'de. Bir tarım bakanlığı istiyorum ben. Benim çiftçim sadaka istemiyor. Benim çiftçim emeğimin, alın terinin karşısını almak istiyor. Benim çiftçim ürünümü satabilir miyim, satamamasının korkusu yaşamadan yerinde, yurdunda üretmeye devam etmek istiyor. Onları kendi haline bırakmamalıyız. Onlara sahip çıkmakla biz Türkiye'ye sahip çıkmış oluyoruz. Yani tarımın sorunları sadece çiftçimizi ilgilendirmiyor. Herkes ilgilendiriyor. Siz ilgilendiriyor. Çünkü karnınız oradan doyuyor. Yani çiftçi olmasa bugün herkes aç kalır. Açlıktan ölür. Onun için yani tarımı yalnız çiftçilerimizin değil, 81 milyonun hepsini ortak sorunu, ortak geleceğimiz olarak bakmalıyız. Tarıma daha çok önem vermeliyiz. Ama tarıma önem vermek yetmiyor. Tarımda yol haritamızı doğru belirlemeliyiz. Türkiye deneme tahtası yapmamalıyız. Anadolu'nun yüzlerce yıldır oluşmuş, kendine oluşmuş yapımızı değiştirmemeliyiz. Bunu iyileştirmeliyiz, bunu geliştirmeliyiz. Bunları kooperatif çatısı altında
daha düşük maliyetli üretim yapmalarını, bunların ürünlerinin kalitesini iyileştirip pazar değerini arttırmalıyız. Bunların ürünlerini mamülü dönüştürüp rafa koyup tüketiciden buluşturmalıyız. Bununla ilgili Tarım Bakanlığı desteğini arttırmalı ki azalttılar. Çok üzüldüm, mecliste okudum yani tarıma desteği. Yani bakın en fazla daha desteği arttırması gereken bütçede bunun olması gereken, o çok üzücü. Ama önemli olan kaynakları, parayı arttırmak değil, kaynakları yerinde doğru ve doğru kullanmak önemli. Hocam ben umutluyum, umutsuz olmayacağız. Bugün zor günler geçiriyoruz. Ben diyorum biraz daha sabır. Bunları aşılacağına inanıyorum ben. Ve mücadelemizi bundan dolayı sürdürmeye devam ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Evet sevgili seyirciler. Bu akşam da toplantılı programının maalesef sonuna geldi. Bu akşamki konuğum Kiresit Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük. Mahmut Eskiyörük'le birlikte su sektörünün sorunlarını ve kooperatifçiyi konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir programda oluşmak üzere. Yakında ve yayında emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederek diyorum ki iyi akşamlar, sağlıkla kalın, güzellikle kalın, hoşçakalın.